Afiyet olsun. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Şimdi istersen odana götürelim seni. Uzan dinle. Efendim, bana ihtiyacınız yoksa gidebilir miyim? Yemek yediniz mi? Evet, sağ olun. Tamam o zaman. Gidebilirsiniz. İyi günler. Teşekkür ederim. Rica ederim, iyi günler. Güle güle. Hadi bakalım. Sen de odana. Yatacak mısın Beşir? Çok bile oturdum. İlaçlarını da içirelim hemen. Aferin Cemile'ye bak. Gönüllü hemşirelik de yapıyor sana. Elimiz mecbur. Hadi bakalım. Hilmi Bey merhaba. Hayrola? Efendim, bir telefon konuşmasına şahit oldum. Demek harekete geçmenin zamanı geldi. Tamam. Tamam hadi, bir işe yaradın sonunda. Ben bölgenin lojistik açıdan uygun olmadığını düşünüyorum. Altyapı çalışması da çok vakit kaybettirir bize. Affedersiniz. Sen hangi yüzle arıyorsun beni alçak? Konuşmaya nasıl cesaret ediyorsun? Sakin ol Adnan Bey. Öfkeyle kalkan zararlı oturur biliyorsun. Seninle mahkemede hesaplaşacağım. İğrenç iftiralarının hesabını soracağım senden. Yerinde olsam hiç o işlere kalkışmam. Namussuz, pişman edeceğim seni. Önce beni iyi dinle de sonra sen pişman olma Adnan Bey. Ya da Behlül'e sor bakalım. Kes sesini, Allah'ın cezası. Riva'daki evi sor. Ya da Bihter söylesin sana adresi. Onun adını ağzına alma. Öldürürüm seni. Yaşatmam. İş adamları derneğinden ihraç ettireceksin beni ha? Başkana şikayet edeceksin. Önce karının trafik cezasını nerede ödediğini araştır. Sen insan değilsin. İnsan olamazsın. Baş belası, aşağılık. Takip et izleri. Bakalım seni nereye götürecek. Karşıma çıkma sakın. Çıkma, öldüreceğim seni. Aslında bana teşekkür etmen lazım. Sana iyilik yapıyorum, haberin yok. Allah cezanı versin. Adnan Bey, Adnan Bey lütfen. Utanmıyor, hala konuşuyor. Tamam lütfen, sakin olun, halledeceğim ben. Ne halledeceksin? Neyi halledeceksin? Bu ne ya? Nasıl bir belaya çattık? Kurtulamıyoruz. Nasıl bir pisliğe bulaştık? Allah kahretsin. Başka bir şeye bakmayacaksan kapatayım mı? Kapat. Bihter Hanım, moda evinden sipariş ettikleriniz geldi. Tamam, bırak odama. Bakmayacak mısın? Bakacağım canım. Ben ev konusunda öyle dedim diye bozuldun mu? Cık. Ama sen de burada oturmak istemezsin diye düşündüm. Hayatımız bize özel olsun istiyorum ben. Bunlar sonra konuşulur. Ben şimdi odama çıkayım biraz. Ders çalışayım.
Gelebilir miyim? Tabii. Çok şık. Bence de. Bu daha güzel. Siz babamla nasıl başladınız? Yıldırım aşkı değildi herhalde, değil mi? Tanışıyordunuz daha önceden de, karşılaşıyordunuz. Tabii canım. İlk ne zaman anladın ona karşı bir şeyler hissettiğini? Bilmiyorum, hatırlamıyorum şimdi. Onun bana ilgisini hissettikten sonra, onu iyice tanıdıktan sonra. Birini tanıyıp anlamaya çalışmak da zordur. Bazen insan en yakınındakileri bile anlayamıyor, değil mi? Ben o bakımdan çok şanslıyım. Kendimi bildim bileli Behlül'le yan yanayım çünkü. Çok iyi tanıyorum onu. O da beni tabii. Birbirimizin kaşından gözünden anlıyoruz ne düşündüğünü, o kadar yani. İyi kötü bütün huylarımızı biliyoruz. Birbirimizden saklayacak hiçbir şeyimiz yok. Sahte bir şey yok aramızda. Bir ilişkide açık olmak çok önemli bence. Biz bu bakımdan çok şanslıyız. Bence de.